Günlerdir konuşulan Çisem Saruhanlı'nın düğünü büyük bir trajediye dönüştü. Beyinsiz misiniz siz? Gerizekalı mısınız siz? Bütün aileyi aynı uçağa koymak nedir? Bir kişi bile yok elimizde şu an. Bir kişi bile yok. Ben buraya kaç yüz milyon dolar gömdüm biliyor musun sen? Evet. Cenazeye geliyor musunuz? Mehmet Ali Bey'in kardeşini buldum. Nerede? Göster bana hemen. Şuradaki. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? İki kardeşler. Mehmet Ali ve Emin Saruhanlı. Emin'in 4 çocuğu var. 3'ü erkek, en küçüğü kız. Yaşar, Servet, Kadir ve Büşra. Kaderciliğinizden, sümük sümermetinizden, o kendi kendinize uydurduğunuz hiçbir şeye yaramayan o adalet anlayışınızdan nefret ediyorum. Hep birlikte yaşıyorlar. Aynı apartmanda. Yani yaşıyorlarmış önceden. Derhal kasabamıza geri dön. Bu kız. Şu efendim. En küçük çocuk. Evli. Ahmet Kalkanlı. Mutlu olmayı sen de hak ediyorsun şu an. Belki karşına başka biri çıkacak. İlhan. Çıkmıştır bile belki. Ha? Olamaz mı? Memnun oldum İlhan Bey. Sen. Nasılsınız? Siz de mi aileden? Evet aileden. Bizim küçük birader. Sabah size anlattığım 400 milyon dolar meselesi vardı. Borcun alacaklısı İlhan Karaçam denen herif. Bunları bana sen getirdin değil mi? Bütün bilgileri aldım dedin. Burada biri eksik. Kim eksik? Kadir. İlhan. Sıradan bir aileyiz. Çalışkan bir aileyiz. Burada aferin Kadir. Aynen sen böyle devam et. Bizimle uğraşacak. Belli. Bu nedir? Kabul etmenizi umduğum ufak bir hediye. Ben de onunla uğraşacağım. Siz bize ne yapmaya çalışıyorsunuz? Benle istediğin kadar uğraş. Ama babamı, kız kardeşimi, annemi, ailemi sakın. Ben sizin iyi biri olduğunuzu düşünmüştüm. Bu herife açık vermeyelim. Açığı olan varsa, ne olursa, sorgulamam, yargılamam. Bana anlatın. Sizi incittiysem çok özür dilerim. Sizi üzmemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Söz veriyorum şu an. Ama aynı şeyi aileniz için söyleyemeyeceğim maalesef. Lütfen bağışlayın beni. Büşra. Pardon? Bu güller senin için. Gülmek sana çok yakışıyor. Hep gül. Ben seni güldüren adamım hala. Neredeydin dün gece? Ben buradayım. Bu çok güzel bir hayal. Ama sadece hayal.
kaybolmak istemiyorum. Gitme. Evli değil mi bu kız? Bu malla ne işin var Deniz? Yeter. Ben bu adamı sevmiyorum. İstemiyorum. Babamın evinde bana tecavüz etmeye çalışıyor. Lan kız! Şura! Nereye gidiyorsun? Kız kime diyor? Senin kocan yavrum. Ben istemedikten sonra kocam da olsa tecavüz. Bağırma. Bağırma. Sorun yok değil mi? İyisiniz. Ne istediğimi gerçekten bilmiyorum. Kafam çok karışık. Nasıl görüşüyor seninle? Babam bile fark etti yani o derece. Büşra. Aşk insana neler yaptırır gibi de. Aşk. Sana bak. Kendin gör. Ne yapıyorsun? Abi... Abi... Benim senin gibi bir kardeşim yok. Abi... Anama da söyleyeceğim. Kadir'i de arayacağım. Yaşar yapma. Ne oldu? Çok kötü şeyler olmuş şu an. İlhan Bey. Korkuyorum İlhan. Neden? Beni çok kırdılar İlhan. Beni çok kırdılar. Çok incittiler beni. Ben artık... Gitmek zorunda değilsin. Burada kalabilirsin. Bir daha toplayamam kalbimin kırılan her köşesini. Ben seninle nefes almaya başladım. Yaşamaya başladım ilk defa. Hala beni sevdi diyorsun bana. Beni sevdi demedim. Dinledi dedim. Ölme. Hiçbir zaman istemediğim bir şey yapmaya zorlamayacağım seni. Hiçbir zaman. Gelmeyeceğim abi ben. Öyle olmaz. Bu adam olmaz. Olmaz. Uyandı. İyi, seni bekliyor. I should take your hand to make you come with me away from all this noise. Ne dedin evdekilere? İlhan'ı bir başına bırakamam. Burada olduğumu biliyorlar. Seni gördükten, seni tanıdıktan sonra her şey karmakarışık oldu. Büşra'dan önce, Büşra'dan sonra iki farklı İlhan. Ben seninle bir güne bile razıyım.
Sen de razı mısın? Sadece sen ve ben. Beni incitme olur. Söylemek zorunda değilsin şu an. Ben seni beklerim. Ben sana bundan daha fazla yaklaşamam. Sana yaklaşıyorum. Benim için ailenden de vazgeçmem gerekiyor. Bizden de vazgeçmem. Olur mu? Benim vazgeçmeyeceğim niyetim yok. Çok güzel olmuşsun. Sen benim istediğim gibi bir adam olmaya çalıştın. Bundan sonra ben senin istediğin gibi bir baba olurum belki. Baba. Ailenle görüşmeni istemiyorum. Asıl Kadir abimi soracağım. Neredesin sen? Dışarıdaydım. Dışarıda nerede? Ne yapıyorsun sen burada? Neden geldin? Başın sağ olsun. Bir haklandın. Ben yapmadım İlhan. Kadir abime dokunmadın değil mi İlhan? Ne yaparsan yap, nereye gidersen git. Nereye dönersen dön. Babamın hayal edip işinde olacak. İlhan diyorsun. Ben de. Ben de peşinde olacağım Kadir. Ay kalbim dur, gün dinliyorum. Hemen çık. Benim bu gece gördüğüm adamı görsen. Çek şu elini, çek elini. Sen ne yapıyorsun, manyaklaşma. Büşra'yı almaya geldim burada değil mi? Çek elini. Ben de gördüm o adamı. Büşra. Sen hiçbir şey düzeltemezsin. Hayal kuruyorsun. En azından denir. Açar mısın? Hadi. Sevgilim, gelir misin? İlhan dur, nereye gidiyorsun? İlhan dur, İlhan dur. İlhan nerede? Açar mısın kapıyı? Bana bak, benim de istediğin kadar uğraş. Sakın aileme bulaşma. Eğer o kapıyı kilitlersen bir daha yüzümü göremezsin.
Sen de toparlan. Bu adamla daha fazla kalmana izin vermeyeceğim. Gitmek isteseydim abimle giderdim. Hep böyle mi olacağız? Lütfen! Buradayım. Seninleyim. Ejderini bırakmazsam intikam peşinde koşarsam... Şurayı kaybederim. Ben çıkıyorum. Kahvaltı etseydik birlikte. Hiç görmediğiniz bir adam var onun içinde. Yapabilirim. Onu geri getirebilirim, inan bana. Bu kapıdan içeri girdim. Üçlü Hanım. Sonra sen çıktın karşıma. Ben bir insanı sevmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu seninle öğrendim. Gel benimle. Nereye, ne oluyor? Gidince görürsün. Seni seviyorum. Oturmakla dans etmek arasında bir seçim yapman gerekirse... ...umarım benimle dans edersin. O kadar öfkeliydi ki... ...bir daha kimseden böyle nefret edemem sanıyordum. Abi İlhan kötü biri değil. Lütfen sen de dur artık. Bak ben Ferit Bey'i gerçekten kimin öldürdüğünü bulabilirsem İlhan'ı durdurabilirim. Sen öldürdün o Ferit denen dengeli. Oyuna mı getirdin lan beni? Allah senin belanı versin. Ben senin içini görebiliyorum. Sen hapislerde çürü, gör gün. Lan şunlara. Lan şunlara. Bırak beni. Gebertirim seni bak. Lan.